Tribela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda futbol dünyası ve basketbol dünyasındaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Biliyorsunuz ki son dönemde çok kötü haberler aldık. Öncelikle Eskişehir'in genç oyuncusu Kaan Öztürk geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Ben kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Ayrıca Adana Spor yardımcı antrenörü Zafer Karagöz de aynı şekilde hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Zaten kanser tedavisi görüyordu kendisi ve sonunda yenik düştü. Maalesef kötü haberi aldık. Onun dışında Durmuş Alp var biliyorsunuz. Durmuş Alp de Bodrum Spor'un oyuncusuydu. O da trafik kazası geçirdi. Şu anda yoğun bakımda. Ona da ben çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah kısa sürede kendisi düzelerek aramıza katılacaktır. Allah'tan şifa diliyorum kendisine. Son dönemde futbol dünyasında gerçekten kötü haberler aldık. İnşallah bu kötü haberler daha da fazla olmaz ve Durmuş Alp iyileşerek aramıza katılır. Zaten özellikle son dönemde baktığımız zaman da futbolda sadece liglerin hani ne zaman başlatılacağı, ne zaman maçların oynanacağı konuşuluyor. Türkiye liglerinde biliyorsunuz ki Haziran ayında liglerin başlatılması planlanıyor. Özellikle Haziran'ın 2. veya 3. haftasında. Birçok ismin konuşmuş olduğu ortak konu da şu. Liglerin Antalya ve Alanya'da oynatılacağı, özellikle bu Süper Lig için geçiyor zaten. Hani diğer ligler için herhangi bir açıklama yok şu an için. O yüzden Süper Lig biraz daha ön planda. Ben zaten şöyle düşünüyorum, hani o zamanki hava iklimine göre bu iller değiştirilebilir. Yani bölge değiştirilebilir. Şu anda hani baktığımız zaman Haziran ayında tabii ki Ege bölgesi biraz sıcak iklim olacak ama hani oteller açısından, hani takımların konuklama açısından baktığım zaman da en uygun yer olarak gözüküyor. Zaten birçok takım taraftarının da ortak görüşü şu, Karadeniz'deki otellerin yetersiz kalacağı konusunda. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu da bununla ilgili gerekli incelemeleri yapıp gerekli kararı zaten ortak bir şekilde alacaktır. Ben de liglerin hani Haziran ayında artık başlayacağını düşünüyorum. Hani Mayıs sonuna doğru bu salgından, bu hastalıktan biraz daha kurtulacağımıza inanıyorum. İnşallah da aynı şekilde olur. Özellikle biliyorsunuz ki Bundesliga Ligi de, yani Almanya Bundesliga Ligi de Mayıs ayında başlayacak. Zaten birçok takım da oyuncular, yönetim, teknik direktörler de liglerin başlamasını istiyorlar. O yüzden ligler Mayıs ayında büyük ihtimalle başlayacak. Hatta Mayıs'ın 9'u gibi başlanacağı da söyleniyor. Hatta birçok ortak ismin yapmış olduğu açıklamada hani ligler 9 Mayıs'ta başlatılırsa biz 9 Mayıs'ta oynamaya hazırız diye açıklama yaptılar. Maçlar da orada ayrıca yine seyircisiz oynanacak. Yani bu sezonki maçlar seyircisiz bir şekilde tamamlanacak. Zaten bütün liglerde büyük ihtimalle ligler oynanırsa, yani başlarsa, maçlar seyircisiz bir şekilde oynatılarak tamamlanacak. Onun dışında zaten hani İtalya Serie A biraz bu durumda olumsuz gözüküyor. Hani oradaki liglerin ben bu sezon başlamayabileceğini düşünüyorum. Çünkü oradaki sıkıntı daha büyük. Ayrıca Fransa Ligi'nde de büyük bir sıkıntı var ki. Fransa Ligi'nde de şöyle bir durum var. Zaten hani Paris Saint Germain'in orada artık şampiyonluğu garanti gibi bir şey. Yani Paris Saint Germain'in oradan gelip yani bütün maçlarını neredeyse kaybedip şampiyonluğu verebileceğine ben inanmıyorum. Hani orada da aslında ligler tescil edilebilir diye düşünüyorum. Ama İtalya Serie A'daki tabi durum biraz daha karışık bu şeyde durumda. Çünkü orada şampiyonluğu oynayan yaklaşık 3 tane takım var şu anda. Yani zirve karışık durumda. O yüzden İtalya için biraz zor karar olacak gibi duruyor. Onun dışında birçok takımda transfer isimleri de geçiyor. Yani transfer haberleri geçiyor. Çünkü şu andaki piyasanın biraz daha alt seviyeye düşmesi takımların aslında iştahını kabartıyor şu durumda. Çünkü atıyorum 10 milyon euro olan bir oyuncunun değeri şu anda yaklaşık bir 5 milyon euroya, 6 milyon euroya, hatta 4 milyon euroya kadar düşmüş durumda. Yani %50'nin bile üstünde düşmüş durumda oyuncuların değeri. Özellikle son dönemde mesela Newcastle United'ın Suudi Kralı'nın takım almasıyla beraber bomba transfer yapılacağı konuşuluyor. Özellikle son günlerde Edinson Cavani ismi geçti. Edinson Cavani de zaten biliyorsunuz Paris Saint Germain'de bu sezon forma şansı bulamıyor. O yüzden zaten büyük ihtimalle kendisi de gidecek gibi duruyor. Bence hani Newcastle United da kendisi için gayet uygun bir seçim olur diye düşünüyorum ben. Onun dışında hani işte Manchester City önümüzdeki sezonda biliyorsunuz Şampiyon Ligi'ne yer alamayacak. Hani onların da bu sezon lige kesinlikle çok fazla ağırlık vereceğini düşünüyorum. Bu açıdan onlar da hani yaklaşık bir ay sonra transfer çalışmalarına başlayabilir. Zaten bu sezon şampiyonluğu Liverpool artık kaybettiler. 25 puanlık bir fark oluştu. O yüzden bu sezonun da acısını çıkartmak isteyeceklerdir ama tabii şu andaki son durumda, yani hastalığın vermiş olduğu etki futbol dünyasını bayağı bir etkiledi. Zaten Premier Lig'in yaklaşık kaybı şu anda 1 milyar euro gibi. O yüzden bu kaybın daha da fazla artmaması için
liglerin başlatılması konuşuluyor. Ben orada da liglerin yani Mayıs sonu gibi başlayabileceğini düşünüyorum İngiltere Premier Lig için. Basketbolda durum biraz daha farklı. Hani basketbolda takımlar biraz daha liglerin oynatılmaması gerektiğini düşünüyorlar. Özellikle Euroleague yani X8'e yer alan takımlara 8'li bir final düşünüyor. Zaten Euroleague'in alacağı karar burada diğer organizasyonları ve diğer ligleri de etkileyecek durumda. Eğer zaten Euroleague oynatılmazsa Avrupa'da hiçbir basketbol ligi, basketbol organizasyonu oynatılmayacak gibi duruyor ki zaten biliyorsunuz basketbolda İtalya Ligi iptal edildi, WTB Ligi iptal edildi. ACB'de şu anda durum belirsiz. Onlar da işte 8'li final gibi farklı senaryolar düşünüyorlar. İlk öncelikle zaten biliyorsunuz hani ligin Kanarya Adaları'nda bitirilmesi gerektiği konuşulmuştu. Çünkü oradaki vakanın az olmasından dolayı ama orada da şu anda bir sonuç çıkmadı. Onun dışında UEFA'nın da futbolda özellikle bütün takımlara yani biz sürekli biliyorsunuz video konferansa toplantı yapıyor UEFA. Takımlara ortak gönderdiği bildiride hani liglerin en kötü Temmuz sonuna kadar bitirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Zaten hani ligler Haziran ayında başlarsa, bütün liglerde konuşuyorum. Hani Haziran ayında başlarsa zaten Temmuz ayına kadar bitmiş olacak. Ama UEFA'nın da şartı zaten şu, sağlıklı bir ortam oluştuğu zaman da liglerin bitirilmesi gerektiğini söyledi. Yani burada demiyor ligleri istediğiniz anda hani sonlandırabilirsiniz de demiyor. Yani iptal edebilirsiniz de demiyor. Hani sağlıklı bir koşulda oynatılması gerektiğini söylüyor. Yani ne olursa olsun artık liglerin başlayacağını düşünüyorum ben. Yani UEFA'nın yapmış olduğu bu açıklamayla. Yani en kötü Haziran sonu bile olsa, yani Haziran ortası bile olsa, sonu da olsa liglerin oynatılması gerektiği, başlaması gerektiğini söylüyorlar. Zaten biliyorsunuz Bundesliga şu anda ligleri en erken açmaya yakın takımlar liglerden birisi, ülkelerden birisi Almanya Ligi. Büyük ihtimalle Bundesliga Ligi, Almanya 2. ve 3. Ligi başlayacak gibi duruyor. Onun dışında hani Fransa Ligi'nden şu anda bir haber yok. İtalya Serie A'da da bir haber yok ama gidişata göre konuştuğumuz zaman da yani söylediğimiz zaman da İtalya Serie A'nın başlaması biraz zor gözüküyor. La Liga'nın bir şeyi yok. Bununla ilgili yine açıklaması yok. La Liga'da da büyük bir kayıp var biliyorsunuz maddi anlamda. İşte Barcelona takımı maaşlarında %70'lik bir kesintiye gitti. Birçok oyuncu zaten fedakarlık yaptı. O yüzden İspanya La Liga'da da şu anda herhangi bir açıklama ve bir gelişme yok şu açıdan. Yani şu durumda. Onun dışında Türkiye Ligi'nde biliyorsunuz Denizlispor biraz hareketli günler geçirdi. Dün Adam Stachowiak, kaleci Adam Stachowiak takımdan gönderildi. Tek taraflı sözleşmesi feshedildi. Yani oyuncunun şöyle söylendi. Daha önceden yani yaklaşık 2 hafta önce bütün oyunculara toplamda 1,5 milyon TL'lik bir ödeme yapılmış. Yönetim yapmış olduğu açıklamaya göre. Bu hafta da tekrardan 1,5 milyon TL'lik bir ödeme yapılacaktı. Yani öyle söylendi. Adam Stachowiak hani parasını almasına rağmen 2 aylık parasını almadığını bahane ederek takımdan ayrıldığını söyledi yönetim. Bundan sonra da daha karakterli, daha yani durumdan, halden anlayan oyuncularla yola devam edeceklerini söylediler. Ben de gerçekten Adam Stachowiak'ın çok yanlış hareket yaptığını düşünüyorum. Yani tabii ki oyuncuların da hakkı, bazı alacağı ödemeler hakkı ama şu anki durumda oyuncuların da böyle tavırlara girmesi bence yakışık almıyor. Barcelona gibi takımlarda, işte NBA'deki takımlarda, yani üst düzey takımlardaki, yani üst düzey oyunculardan bahsediyorum. Bu oyuncular bile indirime giderken, fedakarlık yaparken Adam Stachowiak'ın da böyle bir davranışa gitmesi gerçekten hiç hoş olmadı ki Denizlispor taraftarının kendisine büyük bir tepkisi oldu sosyal medyada. Bence gayet de haklılar. Onun dışında Burak Yılmaz'la ilgili de bir haber çıktı bugün Beşiktaş'ta. Hani bana lütfen indirimle gelmeyin gibi bir söz kullandı. Ama farklı sitelerde de yine Burak Yılmaz'ın ağzından yapılan açıklamaya göre işte ben takım için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım diye bir konuşma geçti. Artık hangisi doğru hangisi yanlış bilmiyoruz. Şu anda ortam o kadar karışık ki yapılan her açıklamanın ardından farklı bir açıklama da gelebiliyor. O yüzden hani ben Burak Yılmaz'ın açıklamasıyla ilgili buradan izleyen izleyicilerimizden de hani destek bekliyorum. Bu konuyla ilgili açıklama yaparlarsa, yani yorum yazarlarsa çok memnun olurum. Hani durum ne şekilde, Burak Yılmaz hangi açıklamayı yaptı, onunla ilgili bilgi verirlerse gerçekten sevinirim. Zaten hani bizler sürekli takipteyiz. Hani haberini alacağız ama izleyicilerimizin de bu yoruma katılmasını isterim. O yüzden yorum yazmalarını bekliyorum. Onun dışında Fenerbahçe'den herhangi bir gelişme yok hani bu konuyla ilgili. Bazı takımlarda, daha doğrusu Türkiye'de birçok takımda işte maaş indirimiyle ilgili herhangi bir konuşma yok. Zaten biliyorsunuz Samsunspor takımı
bütün oyunculara ödemesini, bütün personellere ödemesini yaptı. Birçok takım yaptı. Yani şu durumda Türkiye liglerine baktığımız zaman da Samsunspor, Adana Demirspor, Başakşehir, Kasımpaşa gibi takımlar gerçekten çok rahat takımlar. O yüzden maddi anlamda iyi olan takımlar şu anki durumdan aslında fazla etkilenmediler ama yine de sonuçta gelirsiz kalıyorlar. Ama yani 1-2 ay sonra, 3 ay sonra bu sıkıntı baş gösterebilir o takımlarda da. O yüzden inşallah kısa sürede bu sıkıntıdan kurtuluruz. Basketbol dünyasında zaten çok karışık bir durum var. Yani futbola göre biraz şeffaflık yok şu anda. Yani ligler hiç başlamayacak gibi duruyor. Organizasyonların başlaması zor gözüküyor. Hani bir de oradaki masraflar çok fazla ve gelirler tam tersine çok düşük olduğu için yani liglerin şu andan itibaren oynatılması bile büyük bir zarar oluşturabilir. Futbolda öyle değil. Futbolda oynadığınız zaman da maçlardan, yani kazandığınız maçlardan, aldığınız galibiyetlerden bir belli bir para alıyorsunuz. İşte reklam gelirleri var, sponsorlar var. Yani oradaki gelirler çok fazla olduğu için futbolun kesinlikle basketbola göre daha fazla artısı var bu konuda. Özellikle mesela şu anda Premier Lig'de 1 milyar euroluk bir gider kaybı var. Şey, gelir kaybı var. Eğer ligler oynatıldığı zaman da bu gelir kaybı yaklaşık 300 milyon eurolara düşürülecek. Yani 1 milyar eurodan 300 milyar euroya düşürülecek. Pardon, 300 milyon euroya düşürülecek. O yüzden gerçekten bu da hani ciddi bir kaybı önlemiş oluyor. Yani bu kadarlık sürede bile ciddi kaybı önlemiş oluyor. O yüzden liglerin başlatılması isteniliyor takımlar için. Çünkü maddi gelirler daha farklı boyutlara ulaşırsa futbol sektörü yaklaşık bundan 4-5 sezon etkilenebilir. UEFA'nın da ortak görüşü bu yönde. O yüzden liglerin en kötü yani Temmuz'un sonunda bitirilmesi planlanıyor. İnşallah kazası belası bir şekilde yani daha fazla vaka artmadan bu durumdan kurtuluruz ve futbol sektörü de kaldığı yerden devam eder. Sadece futbol sektörü değil zaten birçok sektör bu durumdan etkilenmiş durumda. İnşallah biz en kısa sürede kaldığımız yerden devam etmeyi umuyoruz. İnşallah da öyle olur. Şu anda benim de düşüncem basketbolun biraz olumsuz gözüktüğü, futbolun da tam tersi başlayacağı görüşünde. Metehan da zaten aynı şekilde düşünüyor. Basketbol biraz sıkıntılı ama futbolun da başlayacağını düşünüyoruz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkesten beğeni ve yorum bekliyorum. Abone olmayan herkesten de abonelik bekliyoruz ayrıca. Onun dışında yine Instagram ve Facebook sayfalarımızdan sürekli paylaşımlar yapıyoruz. Hani Instagram üzerinden yaklaşık bir haftadır canlı yayınlar yapıyoruz. Yani 2 günde bir, 3 günde bir canlı yayınlarımız oluyor. Onların bilgisini de Instagram ve Facebook hesaplarımızdan öğrenebilirsiniz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, hoşça kalın.